Günaydın. Dostlar selam. Şimdi paragrafımı tamamladım ve IQ yayınlarının matematik soru bankasını çözeceğim. Hedef 15 kitabı. Şimdi size biraz kitabı göstermek istiyorum. İlk önce ön hazırlık bölüm var. Burada işte konu hatırlatıyor ve konu kavranıyor. İlk hedef testi var. İlk hedefte basit sorularla işte konuyu kavradık mı diye ölçen soru tipleri var. Sonrası hedef 15 var. Burada sorular orta seviyeye, ÖSYM'ye hazırlıyor seni. ÖSYM soruları var. ÖSYM sorularından sonra ise ÖSYM'in iz düşümü yani ÖSYM seviyesinde sorular yer alıyor. Hani sınav tahmin soruları gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben bunu kullanacağım. Diyelimde paraf yayınlarının matematik problemler soru kütüphanesi var. Bu kitap da orta ve kimi zaman üst seviyeye çıkan bir kitap. Tamamen problemlere ait dediğim gibi. Soru tiplerini size bu şekilde gösterebilirim. Bundan da ilerleyen zamanlarda çözeceğim inşallah. Soruları bu şekilde arkadaşlar ÖSYM ayarında. Hedef 15 kitabıyla başlıyorum. Bu kıyafetini çok küçük duruyorum. Şimdi biraz kahve yapacağım. Okulu böyle bir tık da olsa romantize etmek için. Gelin bir soğuk kahve yapalım. Sırf bana ilk gün diye böyle yapıyorum şu an. Ne biçim kapattınız? Bu ne biçim karamel kapatma ya? Değil mi? Senin çok yeter. Ellerim kayıyor. Ya bunu kim bir kavanoz kapattı? Kesin babam kapattı bunu. Kesin. Tamam açamadın Emre'cik. Tamam yenildin dostum. Yenildim. Tamam en güçlü sensin. Acaba yanlış tarafa mı çeviriyoruz? Kesin. Aynen yanlış tarafı çeviriyorsun aşkım aynen. Tamam ver. Tam çok güçlüsün. Of. Tamam. Kahve eksik kalsın anne. Anne video çekiyoruz ya. Ne olacak yani alt üstü bir kahve yapmak istemişim. Hazır kahvemiz. Şaka bir yana. Ay termosum. Yetiştik ama zor yetiştik. Sonuç olarak yetiştik. Hadi çıkalım. Bu düşecek. Gerçekten düşecek. Arkadaşlar yeni ayakkabılarımı giyeceğim. Nasıl? İçinde poşeti bile var. Emir'i çekeceğim. Evet Emir. Okulun ilk günü için heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Bayağı heyecanlısın. Anlat bakalım duygularını. Dön. Ya sen kameraya bakmıyorsun Emir hiç. Heyecanlıyım. Mutluyum. Kaça geçtin? Kaça geçtiğini de söyle. 7. Neden sanıyorsun? Yeni arkadaş, yeni ortam. Çok kalın. Buyurun geçin efendim.
Oo, inanmıyorum. Sırf video çekiyorum diye bu yaptıkları. Oh. Ay, saçların çok güzel bir güneşte. Tırnaklarını. Evet, arabayı bekliyorum dostlar. Bir yandan da gözüm hep orada yalnız. 3 aydır şu çantayı taşımıyordum. Bugün taşıyorum. Bir garip geldi. Araba o kadar soğuktu ki kemiklerim dondu. Yemin ediyorum. Bir de ben soğuk ortamda bir stres oluyorum. Geldim sonunda köyüme. Yok artık bu kalabalık ne? Yemin ederim hiç özlememişim. Eve geldim. Eve geldiğimde kamerayı başlattım ki böyle işte aklımda olan her şeyi söyleyeyim size. Biraz ilk gün hakkında konuşalım nasıl geçti diye. Klasik sessiz ve gerçi pek sessiz değildi sınıf, şimdi dürüst olayım. Yani hocalar ders işlemedi. Dersiz programımızda ya şöyle arkadaşlar, bizim hocaların %90'ı değişmiş. Yani çok az kişi aynı kalmış. Ve hani o yüzden hocalar biraz kendini tanıttı, işte dersi nasıl işleyeceğini falan filan söyledim. O şekildeydi. İlk iki ders boyunca, 1,5-2 saat boyunca müdür konuşma yaptı, müdür yardımcıları konuşma yaptı. Bu kadar fazla konuşmanın ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani 2 saat boyunca hem öğretmenler olarak hem de öğrenci olarak biz orada sıcaktan bayıldık. Yani hatta biri fenalaştı. O kadar uzun konuşmaya gerek yok. Ben zaten yani ne konuştuklarını bile duyamadım. Sadece bir kız en başta işte şarkı söyledi, gayet hoştu. Birini de işte şey yaptılar, tebrik ettiler, böyle işte altın falan taktılar, tıp kazanmış. Buradan da tebrik ediyorum onu. Neyse, bu şekilde hem bir öğrenci çıkardılar, bir öğrenci şarkı söyledi. Sonrasında öğretmenler ekstra konuşma yaptı. Yani öğretmen dediğim müdür vesaire, müdür yardımcısı. Öğretmenler de bizim gibi bekledi yani o sıcakta. Böyle ilk iki ders aşırı sıkıcıydı. Yani böyle ilk gün okuldan soğutuyorlar insanı bu kadar uzun konuşarak. Yani 10 dakika az öz konuşma yetecek zaten. Yani 2 saat konuşunca kimsenin aklına bir şey kalmıyor zaten o kadar. Bilmiyorum, gereksiz biraz şey oldum yani. Canım sıkıldı. Neyse, sonra o geçti. İnkılap vardı. Bir tane bir video izlememiz gerekiyormuş. Derse giriş videosu. O yüzden hoca onu izletti. O da o şekilde geçti yani. Sonrasında ne vardı? Sonrasında İngilizce vardı. Aslında sınıf öğretmenimiz girdi derse. Zaten sınıf öğretmenimiz sağ olsun okula geliyorum yani. Öyle söyleyeyim. Sonrasında ne vardı? Din kültürü dersi vardı. Bu kadar. Yani program yeniden değişecekmiş. Molalarda işte biraz sohbet ettim, takıldım falan. İlk gün biraz yani ne yapabilirim ilk günden. Neyse. Yine ilk gün beklediğim gibi geçti. Ama bugün hava aşırı sıcaktı. Tek beklemediğim şey bu sıcağın beni vurması oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. Tatilden yeni geldim ben bu arada. Sormuşsunuz. Tatilden yeni geldim arkadaşlar. Çok oldu. 2-3 gün oldu. Evet, okul açılmadan hemen önce geldim. Neyse, yani tatilde ben bu kadar sıcaklamadım. Öyle söyleyeyim size cidden. Yani bugün fena bir sıcaktı. Bir an önce böyle sivitlerimi, hırkalarımı giyip okula gitmek istiyorum. Çünkü ben kışı seviyorum. İlk gün bu şekildeydi. İlk gün vlogum bu şekildeydi. Şu an ben videoyu hemen montaj edip size izlemenizi sunacağım. Şu an hatta saatte size göstereyim mi? iPad kapandı mı? Ne? Kapanmış. Montajı da bundan yapacaktım. Eyvah dostlar, ben şimdi bunu şarjı takacağım. Sonra montaj yapacağım, sonrasında bu videoyu yükleyeceğim. Sizi çok seviyorum. Videoyu bırakın izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda bu emojiyi bırakırsanız güzel olur. Bütün yorumlar o emojiyle dolar. Şu an karar vermedim. Ne olsun? Mor kalp mi olsun? Kırmızıyı geçen verdik.
Ne olsun? Sarı kalp dolu. Sarı kalp. Yorumlar herkes sarı kalp bıraksın. Instagram'sam ecran.oktay. Oradan beni takip edersiniz. Oradan her gün aktifim ve sürekli Reels'da paylaşıyorum dostlar. Hatta okulun ilk günlüğü de paylaştım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın bakın. Onu söylemiyorum bile. Abone olmayı hiç unutmayın. Bye bye.